Herkese merhaba Monster Notebook izleyenleri. Ben Tolga Cem Küçük Yılmaz. Bu videomuzda 240 Hz yenileme hızına sahip IPS ekranlı bir oyuncu bilgisayarını inceleyeceğiz. Karşınızda Tulpar T5 ve 21.1.3. Geçtiğimiz günlerde Monster Notebook YouTube kanalımızda Monster T5 2112 modelini incelemiştik. Aynı bilgisayar teknik özellikler olarak ekran tarafında farklılıklar var. O bilgisayarda 144 Hz yenileme hızına sahip 15.6 inçlik IPS ekran vardı. Bu bilgisayarda ise 240 Hz yenileme hızına sahip 15.6 inçlik IPS ekran var. Ee, genel olarak donanım özelliklerini, kasa özelliklerini kısaca hatırlayacağız ve ondan sonra ekran kaydı olmadan doğrudan kamerayla çektiğimiz 240 Hz ekranlı oyun oynama sahneleriyle devam edeceğiz. Şimdi incelediğimiz bilgisayarın teknik özelliklerini bir hatırlayalım. Daha önce incelediğimiz modelin farklı türlerini incelemiştik. YouTube kartlarında benzer videoları atıyorum. Ee, 21.1, 21.1.2, 21.1.3 gibi bu kasadaki benzer modelleri YouTube kartlarından izleyip görebilirsiniz. Hangi donanımına ihtiyacınız varsa benzer konfigürasyonda ya da farklı konfigürasyonda satın alabilirsiniz. Şimdi 21 1.3 modelin hemen tasarımsal özelliklerini hatırlayalım. Bu bilgisayarın en çok dikkat çeken noktalarından bir tanesi hem güçlü olması hem 1.7 kilogramlık ağırlığı yani hafif ve ince olması ve bunların yanında güçlü bilgisayar olması. Ayrıca incelediğimiz bilgisayar 240 Hz yenileme hızına sahip bir ekranla beraber geliyor. Cihazın üzerinde 4 4 bölgeli RGB aydınlatmalı klavye var. Bu klavyeyi Monster Kontrol Merkezi uygulamasından ayarlayabiliyorsunuz. Ön tanımlı animasyonlar var. Bu animasyonları seçebiliyorsunuz ya da ışıkları sabitte yakabiliyorsunuz. Aynı şekilde kapatabiliyorsunuz da. Tamamen size kalmış. Yine Monster Kontrol Merkezi uygulamasından ön taraftaki ışık şeridini de ayarlayabiliyorsunuz. Notebook'un hemen ön tarafında da bir güzel şık ışık şeridi var. Bunu da oyuncular oldukça seviyor. Görsellik katıyor. Bunu da yine kontrol merkezinden ön tanımlı olan ayarlarla hareketlendirebiliyorsunuz ya da sabit olarak yakabiliyorsunuz. İncelediğimiz bilgisayar sadece 1.7 kilogram ağırlığında ee, özellikle hem ince hem de hafif bu donanıma göre baktığınızda gerçekten iş dünyasında da gün içinde yanınızda da çok rahat taşıyabileceğiniz güçlü bir bilgisayar. Bu bilgisayarla istediğiniz pek çok render'ı başarılı bir şekilde alabilirsiniz. Oyun oynayabilirsiniz ve gayet kolay bir şekilde sırt çantanızda taşıyabilirsiniz. Bilgisayar 15.6 inç büyüklüğünde bir bilgisayar ama ekran çerçeveleri neredeyse yok denecek kadar az olduğu için sanki 14 inçlik bir bilgisayar kullanıyormuşsunuz gibi. Donanım gücü, performansı ve dokunuşlarıyla oyuncu bilgisayarı olduğunu size hissettiriyor ama günlük kullanım içinde gerçekten çok iyi bir taşınabilir bilgisayar taşınabilir gerçekten iyi ekranda 3 tarafın yani menteşe haricinde 3 tarafın oldukça ince olduğunu söylemiştim. Menteşe tarafında da kızılötesi destekli bir kamera var. Bu kamerayla yüz tanıma da destekleniyor. Son olarak giriş çıkış portlarından da bir bahsedelim. Bilgisayarın dört tarafından da hava tahliye ızgaraları bulunuyor. Hem sağ ve sol yanda hem de arka tarafta iki olmak üzere dört tane hava tahliye ızgarası var. Soğutma sistemi de başarılı. İçerisinde iki tane 8 milimetrelik fanla beraber geldiğinde söyleyelim arkadaşlar. Giriş çıkış portlarına bakacak olduğumuzda sol tarafta bir tane USB 3.1 A tipi USB bağlantısının olduğunu görüyoruz. Ayrıca iki tane 3.5 milimetrelik AUX girişlerinde konumlanan. Kulaklık ve mikrofon için bunları kullanabilirsiniz. Sağ tarafta iki tane A tipi USB 3.1 bağlantısı var. Ayrıca micro SD kart girişi e, bulunuyor. Mikro SD kart olduğunu da hatırlatalım. Yani büyük tip normal SD kart takamazsınız. Micro SD kart takabiliyorsunuz. Arka tarafta da güç girişi, RC45 Ethernet jackı ve HDMI kablosuyla beraber Thunderbolt 3 girişini görüyoruz. Thunderbolt 3 girişi de oldukça önemli. Saniyede 40 gigabitlik veri aktarım hızlarını sahip. Yani çok hızlı bir şekilde veri de aktarabiliyorsunuz. Monitörü de bağlayabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar Tulpar T5 V21.1.3 modeliyle ilgili söylemezsem olmaz diyebileceğim özellikler bu şekildeydi. Tasarımla ilgili. Ayrıca Turbo butonun da e, hatırlatayım tasarımı bitirmeden önce güç butonun yanında hemen Monster'ın yeni nesil modellerinde alıştığımız turbo tuşu da var. Alttan aydınlatmalı bu tuşla beraber ofis, oyun ve turbo olmak üzere güç profillerinizi ayarlayabiliyorsunuz. Yine Monster Kontrol Merkezi'nden de özelleştirebiliyorsunuz. Bilgisayara şimdi gelelim donanım tarafına ve ardından 240 Hz'lik monitörüyle beraber oyun testlerine geçelim. İşlemci tarafında Intel'in Core i7 10875H işlemcisi var. Bu işlemci fiziksel olarak 8 çekirdekli yapıda ve sanal olarak 16 izlek yani 16 sanal çekirdekle beraber geliyor. 16 MB'lık Level 3 ön beleği var. bas çalışma hızı bu işlemcinin 2.3 GHz ama Turbo Boost da tek çekirdekte hızının maksimum 5.1 GHz'e kadar çıkartabiliyor. Bilgisayarın iki tane RAM slotu var. DDR4 2933 MHz hızında çalışan iki tane 8 GB'lık toplamda 16 GB'lık RAM var. Ama siz bu bilgisayarı satın alırken konfigüratörden RAM'ini 64 GB'a kadar olabilecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca içerisinde iki tane NVMe SSD takabileceğiniz port var. İçerisinde bir tane 500 GB'lık SSD var. Bu SSD'nin okuma yazma performansının sonuçlarını da ekranda görüyorsunuz. Ve gelelim ekran kartına. Ekran kart tarafında da GDDR6 Samsung üretimi, REM'lere sahip olan 6 GB kapasiteli RTX 2060 ekran kartı var. Bu RTX 2060 2020 yenilenmiş sürüm. Ee, GPU-Z görüntüsünü de ekranda görüyorsunuz. detaylarında ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi dilerseniz bilgisayarın özelliklerini anlattım. Öne çıkan özelliklerini de anlattım. Daha önce benzer özellikteki modelleri de incelemiştim. Onların da linklerini eklemiştim. Daha detaylı versiyonlarını izlemek istiyorsanız o videoları da izleyebilirsiniz. Şimdi 240 Hz'lik bu ekranla beraber gelin oyun testlerimizi sizlerle beraber yapalım. Çünkü e, bu sefer capture almadan 240 Hz'lik ekranı doğrudan kamerayla çekelim. Deneyimlerimizi öyle paylaşalım. İstedim. Şimdi testlerle devam edelim. İlk oyun testimiz Wolfenstein Youngblood. Wolfenstein Youngblood'da Riverside'ta. High detaylarda ortalama 117 FPS, maksimum 154 FPS değerleri elde ettik. Yine aynı Riverside alanında Uber detaylarına çektiğimizde yani en en yüksek detayları çektiğimizde ortalama 114, maksimum 152 FPS aldığını görüyoruz. Bu testleri yaparken DLSS ve RTX'in de açık olduğunu, detayların en yüksek seviyede olduğunu da söyleyelim. Wolfenstein Youngblood Lab X testine de bakacak olduğumuzda Uber'de ortalama 105, maksimum 153 FPS Best değerleri aldığını görüyoruz. İncelediğimiz bilgisayar 240 Hz yenileme hızına sahip bir ekranla beraber geliyor ve bu yüksek hızları Counter Strike Global Offensive ile deneyeceğiz. İlk başta Full HD çözünürlükte en yüksek ayarlarda 4x anti-aliasing açık bir şekilde yaptığımız detaylarda ortalama 170-225 FPS arası oynanış FPS'leri elde ettiğimizi görüyoruz. En yüksek ayarlarda 240 FPS seviyelerine kadar çıkabiliyor ve herhangi bir şekilde ekranda yırtılma olmadan akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Monitörün yenileme hızı, renkleri ve akıcılığı gerçekten başarılı. Diğer bir oyunumuz ise PUBG. PUBG'de orta ayarlarda, Full HD çözünürlükte 130 ila 150 FPS arası oynanabilir bir FPS değeri elde ediyoruz. Ultra'ya aldığımızda ise 100 ila 115 arası oynanabilir FPS değerleri elde ediliyor. Bundan sonraki testlerimiz ise oyunların benchmark modüllerini kullanarak yaptığımız testler. İlk testimiz Tomb Raider. Spider'da Full HD ayarlarda highest yani en yüksek detaylarda Nvidia DLSS açık bir şekilde yaptığımız testlerde 91 FPS ortalama değer elde ettik. Diğer bir testimiz Far Cry. Far Cry'da ultra ayarlarda Full HD çözünürlükte ortalama 90 FPS değeri elde ediyorken minimum 57 maksimum 111 FPS değeri elde ettik. Diğer bir oyunumuz ise GTA 5. Eski bir oyun olmasına rağmen en yüksek grafik ayarlarında oyunu denedik. 4X Anti-Aliasing Nvidia'nın TA açık şeklinde denedik. 16X AF de var ve ayrıca açılabilecek tüm detayları da açtık. İlk etapta ortalama 93, ikinci etapta 70, üçüncü etapta 82, dördüncü etapta 97 ve beşinci etapta 94 FPS ortalama değerler elde etti. Evet sevgili izleyenler, hem oyun oynadık, hem öne çıkan özellikleri anlattık, hem deneyimleri paylaştık. Ben bu kasayla ilgili pek çok video çekmiştim zaten videoda da söyledim. O videoları da izleyebilirsiniz. Ben bu kasayı çok seviyorum. Videoda da söyledim. Hem taşınabilir, hem de güçlü. 240 Hz'in yenileme hızı özellikle profesyonel seviyede oyuncuysanız, rekabetçi oyunlarda gerçekten akıcılık yönünde gerçekten etkileyici bir deneyim sizlere sunuyor. zaten bununla ilgili ekran yenileme hızları ile ilgili detaylı videolar çekeceğiz bununla ilgili. Ama şöyle özetleyelim. Normalde e, V-Sync kapatmazsanız yüksek yani monitörünüz 60 Hz olabilir. 120 Hz olabilir. 120 FPS ya da 60 FPS'in üzerinde çıktığında performans olarak siz V-Sync'i kapatmazsanız ekrandan yırtılmaları görebilirsiniz. İşte her yenileme hızı yüksek ekranlarda eğer oyun 240 FPS rakamlarına çıkabiliyorsa da monitör bunu kayıpsız bir şekilde kırpmalar ya da kesilmeler olmadan gösterebiliyor. Ayrıca gözünüzün gördüğü akıcılık da hız da çok daha artıyor. Kamerayla bunları sizlere göstermek biraz zor. Çünkü özellikle belli bir e, deneyimden sonra, belli bir yenileme sıklığından sonra artık gözde görünen farklardan ziyade hissedilebilir farklara geçiyoruz. Hissedilebilir bu farkları sizlere yansıtmak biraz zor. Ama e, dediğim gibi 240... E, herzlik ekran özellikle yüksek FPSte oyun oynayanlar için gerçekten etkileyici. V-Sync herhangi bir şekilde kapatmadan, görüntülerin kesilmeden gayet akıcı bir şekilde oyunları oynadığımızı söyleyelim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.